Sinesteziye tabi. Evet, bu çok sinestezik bir durum geliyor bana. Bu sinestezi bir duyunun algılanmasıyla başka bir duyunun tetiklenmesi aslında birleşik duygular gibi. Mesela ben her zaman yanık çınar yaprakları kokusu duysam hep lise yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden yürüdüğüm o yolu bir anda giderim, bir zaman makinesi gibi. Bu aslında bir tat aldığında da bunu bir sesle ilişkilendirmeye de giriyor. Bazı insanlar bunlara sinestet diyorlar. Biraz ben aslında hepimizde var bu. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. İçtiğimiz veya yediğimiz bir şeyde koku çift kanallı olarak bizde çalışıyor. Yani bir burnumuzla alıyoruz o kokuyu ki kahve kokusunda olduğu gibi dışarıdan aldığımızda böyle bir keyif, onu içme arzusu uyandırıyor. Bir de damak üzerinden alıyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuya orta nazal koku algısı diyoruz. İçeriden aldığımız kokuya da retro nazal koku algısı diyoruz. Aslında bizim yediğimiz veya içtiğimiz şeyleri tanımlama ve onlardan keyif almamıza sebep olan o çok fazla farkında olmadığımız retronazal, yani damak üzerinden aldığımız koku olmuş oluyor. Biz retronazal koku algısını tabii bilmediğimiz için onu tat olarak tanımlıyoruz. Halbuki tat dediğimiz zaman normalde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere 5 tane kulvarın dışında herhangi bir tat söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla biz tat kelimesine kültürel ve çok geniş bir anlam yüklemiş durumdayız. Kahve tadı diyoruz, çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz ama bunlar maalesef tat değiller. Toplam bir algılar, o toplam algının içinde tat duyusu olduğu gibi koku duyusu da var. Koku duyusunu dışarı çıkarttığımız zaman da bütün denklemi çökertmiş oluyoruz. Aslında kahvenin tadı acı. Bitter acılara karşı biz doğuştan tepkiliyiz. Tepkiliyiz derken iki tane temel tat kulvarına karşı doğuştan
tepkiyle doğuyoruz. Biz tatlıya karşı müspet, yani olumlu bir tepkimiz var. Bitter acılara karşı da olumsuz bir tepkimiz var. Peki sonra ne oluyor da bunları seviyoruz? Çikolatanın bitterini, kahvenin şekersini, bilmiyorum doğru mu bu tanımlama söylediğim. Doğru. Yani daha sofistike şeylere mi merak salıyoruz çocukluktan, ergenlikten sonra? Öğrenilmiş beğeni dediğimiz şey oluyor aslında. Biz bitterleri sevmeyi öğrenmeseydik kahve içemediğimiz gibi sebze de yiyemeyecektik. Thank you.
Sinesteziye taktık. Evet, bu çok sinestezik bir durum geliyor bana. Bu sinestezi bir duyunun algılanmasıyla başka bir duyunun tetiklenmesi aslında birleşik duygular gibi. Mesela ben her zaman yanık çınar yaprakları kokusu duysam hep lise yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden yürüdüğüm o yolu bir anda giderim, bir zaman makinesi gibi. Bu aslında bir tat aldığında da bunu bir sesle ilişkilendirmeye de giriyor. Bazı insanlar bunlara sinestet diyorlar. Biraz ben aslında hepimizde var bu. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. İçtiğimiz veya yediğimiz bir şeyde koku çift kanallı olarak bizde çalışıyor. Yani bir burnumuzla alıyoruz o kokuyu ki kahve kokusunda olduğu gibi dışarıdan aldığımızda böyle bir keyif, onu içme arzusu uyandırıyor. Bir de damak üzerinden alıyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuya orta nazal koku algısı diyoruz. İçeriden aldığımız kokuya da retro nazal koku algısı diyoruz. Aslında bizim yediğimiz veya içtiğimiz şeyleri tanımlama ve onlardan keyif almamıza sebep olan o çok fazla farkında olmadığımız retronazal, yani damak üzerinden aldığımız koku olmuş oluyor. Biz retronazal koku algısını tabii bilmediğimiz için onu tat olarak tanımlıyoruz. Halbuki tat dediğimiz zaman normalde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere 5 tane kulvarın dışında herhangi bir tat söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla biz tat kelimesine kültürel ve çok geniş bir anlam yüklemiş durumdayız. Kahve tadı diyoruz, çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz ama bunlar maalesef tat değiller. Toplam bir algılar, o toplam algının içinde tat duyusu olduğu gibi koku duyusu da var. Koku duyusunu dışarı çıkarttığımız zaman da bütün denklemi çökertmiş oluyoruz. Aslında kahvenin tadı acı. Bitter acılara karşı biz doğuştan tepkiliyiz. Tepkiliyiz derken iki tane temel tat kulvarına karşı doğuştan tepkiyle doğuyoruz biz. Tatlıya karşı müspet, yani olumlu bir tepkimiz var. Bitter acılara karşı da olumsuz bir tepkimiz var. Peki sonra ne oluyor da bunları seviyoruz? Çikolatanın bitterini, kahvenin şekersini, bilmiyorum doğru mu bu tanımlama söylediğim. Doğru. Yani daha sofistike şeylere mi merak salıyoruz çocukluktan, ergenlikten sonra? Öğrenilmiş beğeni dediğimiz şey oluyor aslında. Biz bitterleri sevmeyi öğrenmeseydik kahve içemediğimiz gibi sebze de yiyemeyecektik. Thank you.
Sinesteziye takıldım. Evet, bu çok sinestezik bir durum geliyor bana. Bu sinestezi bir duyunun algılanmasıyla başka bir duyunun tetiklenmesi aslında birleşik duygular gibi. Mesela ben her zaman yanık çınar yaprakları kokusu duysam hep lise yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden yürüdüğüm o yolu bir anda giderim, bir zaman makinesi gibi. Bu aslında bir tat aldığında da bunu bir sesle ilişkilendirmeye de giriyor. Bazı insanlar bunlara sinestet diyorlar. Biraz ben aslında hepimizde var bu. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. İçtiğimiz veya yediğimiz bir şeyde koku çift kanallı olarak bizde çalışıyor. Yani bir burnumuzla alıyoruz o kokuyu ki kahve kokusunda olduğu gibi dışarıdan aldığımızda böyle bir keyif, onu içme arzusu uyandırıyor. Bir de damak üzerinden alıyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuya orta nazal koku algısı diyoruz. İçeriden aldığımız kokuya da retro nazal koku algısı diyoruz. Aslında bizim yediğimiz veya içtiğimiz şeyleri tanımlama ve onlardan keyif almamıza sebep olan o çok fazla farkında olmadığımız retronazal, yani damak üzerinden aldığımız koku olmuş oluyor. Biz retronazal koku algısını tabii bilmediğimiz için onu tat olarak tanımlıyoruz. Halbuki tat dediğimiz zaman normalde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere 5 tane kulvarın dışında herhangi bir tat söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla biz tat kelimesine kültürel ve çok geniş bir anlam yüklemiş durumdayız. Kahve tadı diyoruz, çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz ama bunlar maalesef tat değiller. Toplam bir algılar, o toplam algının içinde tat duyusu olduğu gibi koku duyusu da var. Koku duyusunu dışarı çıkarttığımız zaman da bütün denklemi çökertmiş oluyoruz. Aslında kahvenin tadı acı. Bitter acılara karşı biz doğuştan tepkiliyiz. Tepkiliyiz derken iki tane temel tat kulvarına karşı doğuştan tepkiyle doğuyoruz biz. Tatlıya karşı müspet, yani olumlu bir tepkimiz var. Bitter acılara karşı da olumsuz bir tepkimiz var. Peki sonra ne oluyor da bunları seviyoruz? Çikolatanın bitterini, kahvenin şekersini, bilmiyorum doğru mu bu tanımlama söylediğim? Doğru. Yani daha sofistike şeylere mi merak salıyoruz çocukluktan, ergenlikten sonra? Öğrenilmiş beğeni dediğimiz şey oluyor aslında. Biz bitterleri sevmeyi öğrenmeseydik kahve içemediğimiz gibi sebze de yiyemeyecektik.
Adam Koko ürünleri özel fırsatlarla Trendyol'da. Yatak örtüsünden kase setine, yastıktan banyo paspasına harika fiyatları kaçırma. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Thank you.
Thank you.
platform üyelik paketleri ve... Thank you.
Sinesteziye tabi. Evet, bu çok sinestezik bir durum geliyor bana. Bu sinestezi bir duyunun algılanmasıyla başka bir duyunun tetiklenmesi aslında birleşik duygular gibi. Mesela ben her zaman yanık çınar yaprakları kokusu duysam hep lise yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden yürüdüğüm o yolu bir anda giderim, bir zaman makinesi gibi. Bu aslında bir tat aldığında da bunu bir sesle ilişkilendirmeye de giriyor. Bazı insanlar bunlara sinestet diyorlar. Biraz ben aslında hepimizde var bu. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. İçtiğimiz veya yediğimiz bir şeyde koku çift kanallı olarak bizde çalışıyor. Yani bir burnumuzla alıyoruz o kokuyu ki kahve kokusunda olduğu gibi dışarıdan aldığımızda böyle bir keyif, onu içme arzusu uyandırıyor. Bir de damak üzerinden alıyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuya orta nazal koku algısı diyoruz. İçeriden aldığımız kokuya da retro nazal koku algısı diyoruz. Aslında bizim yediğimiz veya içtiğimiz şeyleri tanımlama ve onlardan keyif almamıza sebep olan o çok fazla farkında olmadığımız retronazal, yani damak üzerinden aldığımız koku olmuş oluyor. Biz retronazal koku algısını tabii bilmediğimiz için onu tat olarak tanımlıyoruz. Halbuki tat dediğimiz zaman normalde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere 5 tane kulvarın dışında herhangi bir tat söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla biz tat kelimesine kültürel ve çok geniş bir anlam yüklemiş durumdayız. Kahve tadı diyoruz, çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz ama bunlar maalesef tat değiller. Toplam bir algılar, o toplam algının içinde tat duyusu olduğu gibi koku duyusu da var. Koku duyusunu dışarı çıkarttığımız zaman da bütün denklemi çökertmiş oluyoruz. Aslında kahvenin tadı acı. Bitter acılara karşı biz doğuştan tepkiliyiz. Tepkiliyiz derken iki tane temel tat kulvarına karşı doğuştan tepkiyle doğuyoruz biz. Tatlıya karşı müsbet, yani olumlu bir tepkimiz var. Bitter acılara karşı da olumsuz bir tepkimiz var. Peki sonra ne oluyor da bunları seviyoruz? Çikolatanın bitterini, kahvenin şekersini, bilmiyorum doğru mu bu tanımlama söylediğim. Doğru. Yani daha sofistike şeylere mi merak salıyoruz çocukluktan, ergenlikten sonra? Öğrenilmiş beğeni dediğimiz şey oluyor aslında. Biz bitterleri sevmeyi öğrenmeseydik kahve içemediğimiz gibi sebze de yiyemeyecektik.
özel fırsatlarla Trend Yol'da. Yatak örtüsünden kase setine, yastıktan banyo paspasına harika fiyatları kaçırma. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Thank you.
Thank you.
platform üyelik paketleri ve...
Thank you.